Simon mu abi? Şimdi koyayım mı şunu? Yoksa sadece yazayım mı? Sağ sol diye de... Uçağı 4 aç. Uçmuyor mu abi onları? Birazdan alacağız ya. Mavi versem olur mu daha iyi? Ver. Daha sağlam olanımız var isterseniz. Evet orada. Evet. Almanya geldi bu senin için. Teşekkürler. 3 tane alacağız. 3 tane satacağız şimdi. Nerin üstüne tente? Çalışırken şeyler uçmasın diye. Evet. Böyle üstten açmaya çalış. Şu oynamasın, tamam mı? Önceki yıllarda başladığımız Agora alanındaki kazılarımız da devam ediyor. Özellikle burada bizim Troya yerleşmesinde tanımladığımız bazı kent katman tabakaları var. Önceki kazılardan şunu biliyoruz. Troya'daki ilk kent milattan önce 3000'lerde başlıyor aşağı yukarı. Daha sonra 1-2-3 diye devam ediyoruz. Özellikle Şilima'nın hazineleri bulduğu katman ve tabaka 2-3. Ama bizim Homeros Troya'sıyla ilişkilendirdiğimiz Troya 6 ve Troya 7. katman. Ondan sonra burada Troya'daki yerleşim silsilesinde bazı kopukluklar var. Fakat özellikle Homeros'un Troya destanı nedeniyle burası kutsal bir yere dönüşüyor. Helenistik ve Roma katmanı 8 ve 9 olarak tanımlanıyor. Daha sonraki dönemde özellikle Roma'nın geç Roma'da 500'lerde milattan sonra iki tane büyük deprem oluyor. Bunun tarihsel kaynakları da var ve iki büyük deprem sonrasında Troya bir daha yeniden inşa edilmiyor. Yeniden ayağa kaldırılmıyor. Onun sonrasında Doğu Roma yani Bizans döneminde burada bir yerleşim olduğunu biliyoruz. Yani Troya 10 katmanı olarak tanımlıyoruz. Biz de buradaki çalışmalarda yaklaşık 5-6 yıldır burada kazı yapıyoruz. O Bizans dönemi, Doğu Roma dönemi 13 ve 14. yüzyıla büyük bir ihtimalle 13 ve 14. yüzyıla tarihlediğimiz mezarlık alanıyla karşılaştık. Bu mezarlık alanı Troya 10 yani tırnak içinde son Troyalıların mezarlık alanı gibi tanımlayabiliriz. Burası Agora alanı hemen görkemli Homeros Troyası'nın güney girişinin önünde buradaki kent girişindeki siteller var. Diğer kazılardan önceki yıllardaki yaptığımız kazılardan biliyoruz. Burası Anadolu'da bilinen son Tunçağ Agora'sının olduğu bir yer. Önümüzdeki haftalarda çok yüksek bir ihtimalle o katmana, son Tunçağ katmanına da ulaşmış olacağız. Oradan da sürpriz buluntular bekliyoruz. Açığa çıkardığımız iskeletler hemen şu anda 3 tane iskelet var. Bir tanesi yüksek bir ihtimalle bir anne ve ayağının ucunda gömülmüş bir bebek iskeleti var. Hemen onun yanında yan yana simetrik olarak dizilmiş 2 tane erkek iskeleti olduğunu tahmin ettiğimiz iskeletler söz konusu. Bunlar biz tırnak içinde gene söylüyoruz. Son Troya olarak bu iskeletleri adlandırabiliriz. Ne yapacağız burada? Özellikle iyi koruna gelmiş bir iskeletin yüzlendirme çalışmasını da şeyin iskeletlerin korunmuşluğuna bağlı olarak bir yüzlendirme çalışmasını da yapacağız. İskelet kalıntıları, insanlara ait iskelet kalıntıları üzerinde incelemeler yapıyoruz. Adli tıp sadece güncel olaylar üzerinde değil, aynı zamanda daha eski, tabii arkeolojik buluntular hani çok çok daha eski buluntular oluyor. Ancak bu tip alanlarda ve konularda multidisipliner yaklaşımla çalışmalar yapıyoruz. Biz iskeleti incelerken tahmin edebileceğiniz gibi aslında bu iskelet üzerinde kişinin acaba
herhangi bir hastalığı var mıydı ya da ölüm nedenini açıklayabileceğimiz bir bulgu var mı ve bu kişi bir kadın mı, erkek mi ya da yaşı ne olabilir gibi en temel sorulara aslında biz yanıt bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu sorulara her zaman yanıt bulamıyoruz. Çünkü buluntuların özellikleri, toprağın özellikleri bu bulgularımızı etkileyen en önemli faktörler oluyor. Kadın olduğunu düşündüğümüz bir iskelet kalıntısının ayak bölgesinde bir bebeğe ya da çocuğa ait olabilecek bir başka iskelet daha bulduk. Bu tabii ki bizim aklımıza çeşitli sorular getiriyor. Acaba aynı anda mı öldüler? Acaba aralarında bir akrabalık bağı var mıydı? Acaba anne miydi, çocuk muydu ya da bu kişiler birbirinden bağımsız kişiler miydi? Çocuk daha sonra öldü ve bu mezara eklendi mi gibi soruları tabii doğal olarak kendimize soruyoruz. Bunun yanı sıra bu alanda birkaç iskelet daha mevcut ve burada bu kişilerin aynı anda ya da benzer tarihlerde ölüp ölmediği, yine birbirleri arasında bir bağ olup olmadığı gibi sorular tabii ki bizim aklımıza öncelikle gelen sorular oluyor.